siber bir felaketi uyandı dünya dedik. Daha dünyanın bu felaketi fark etmeyen ülkeleri var. Amerika'da sabah olacak. Amerika nasıl bir sabaha uyanacak? Ne oldu? Kısaca bir e, özetlemek istiyorum. Sonra da sevgili Hakkı Alkan'ı kürsüye davet edeceğim ve detayları ondan e, alacağız. Şimdi Crossstrike kimdir? Nedir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas merkezli bir siber güvenlik şirketi. Şirket daha önce büyük siber saldırı davalarıyla karşı karşıya kaldı bugün güvenlik yazılımında yapılan hatalı bir güncelleme küresel siber bir krize neden oldu. Neler etkilendi bundan? Telefon uygulamaları, şebekeler, Microsoft Windows işletim sistemleri çalışamaz hale geldi. Biletler kesilemedi. Havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Bankalar kriz nedeniyle işlem gerçekleştiremedi. Telefon uygulamaları, şebekeler ve Microsoft Windows işletim sistemleri çalışamaz hale geldi demiştim biraz önce de. Bütün bunları değerlendireceğiz. Hakkı seni alalım buraya. Başka detaylar da de paylaşacağım şüphesiz ki. Ama e bu nasıl bir siber felaket? Türkiye bundan nasıl bir ders çıkarmalı? Biz neyi gördük bugün yaşananlarla? Örnek veriyorum. Ne olduğunu Cansu. da anlat tabii, lütfen. Tabii tabii örnek veriyorum. Yaşadığımız olay tam anlamıyla. Diyelim ki bu bir bilgisayar ekranı. Hı -hı. Arka tarafta bir işletim sistemimiz var. Biz gece yattık. Şimdi güvenliğimizi kime emanet <laughs> ettik? CrowdStrike dediğimiz şirkete. CrowdStrike dediğimiz şirket diyor ki ben kişilerin Hı -hı. ve kurumların güvenliğini sağlıyorum. Olası siber tehditleri önceden algılıyorum. Eğer bir tehdit olduğunda da bunu tespit ediyorum. Gerekli çözüm buluyorum. Yani tam bir karakol. Hmm. Şimdi Siber bu, güvenlik karakolu. Evet. Bu bir siber karakol. Peki bu karakol nerede? Windows'un içinde. Windows işletim sistemine dahil. Şimdi bunu kurarken de diyor ki benim sizi koruyabilmem için benim işletim sisteminin her yerine ulaşmam lazım. Şimdi bunu kuran kişi parasını da ödediği için kişi ve kurum ne oluyor? Bu izinleri veriyor. Hı hı. Böylelikle CrowdStrike dediğimiz yazılım bizim işletim sistemimizin bütün dosyalarına erişme, müdahale etme imkanına sahip. Hı hı. Şimdi biz bu şirkete bu yetkiyi teslim ettik. Sonrasında ne oluyor? Bir gece vakti halen Amerika yeni yeni uyanıyor. Evet. Yani oradaki kriz daha bugün inanılmaz toplantılar olacak Nasıl daha bugün. bir güne uyanacak Amerika? Çok kötü. Gerçekten hı hı. çok kötü. Yani hı. belki bir siber 11 Eylül diyebilir miyiz? Yani bu biraz ağır da olabilir ama bu gerçekten çok kötü bir gün. Bu arada biz bu kötülüğü sadece uçaklarla anlatmaya çalışıyoruz. Üçülerine bir de işin, diyebiliriz hı. tabii ki. İşin arka tarafta böyle uçaklardan çok daha fazlası var. Daha anlatılmayan, çalışmayan kurum var. Hiç kimse yoğurdum kara demiyor şu anda. Biraz sessiz kalan ama çalışamayan birçok kurum var. O kurumlar neden çalışamıyor? Çünkü bu şirket Crow Strike dediğimiz şirket Hı -hı. bir gece vakti bir güncelleme gönderiyor işletim sistemlerine. Hı -hı. Diyor ki ben yeni bir yetenek buldum. Ben bu yeteneği kullanabilmem için bütün bilgisayarlarda benim bir güncelleme yapmam lazım. Nasıl böyle biz telefonlarımızda? Gerçi hocamın öyle bir derdi yok. onu birazdan evet, Barış Dostlar hocanın akıllı <laughs> telefonu yok, akıllı saati yok, evet. arabası yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir güncelleme geliyor mesela hocamın dışındaki bütün herkesin telefonuna. Güncelleme ne oluyor? Yazılıma yeni yetenekler geliyor. Biz diyoruz ki Allah razı olsun ne güzel bir güncelleme. Aha. Şimdi Crow Strike dediğimiz yazılım bir güncelleme gönderiyor. Bu sistemin kullanıldığı bilgisayarlara bu güncelleme maalesef hatalı. Bence bir ara da bunu konuşmamız lazım. Bu güncellemeyi şirket içinde kim gönderdi? ...gönderirken test etti mi? Çünkü bunlar öyle ben yaptım oldu dediğin güncellemeler değil. Yani... ...Crawl de kendi içinde bir... Ya Bir nevi virüs görevi mi görüyor bu hatalı her güncelleme? Şeye, her şeyi durduruyor. Her şeye yetkisi var. Yani Windows'un çekirdeğine müdahale etme yetkisi var. Durum böyle olunca... ...bu güncellemeler geliyor. Yükleniyor. Hı. Bizim haberimiz yok. Çünkü bu arka tarafta otomatik olan bir şey. Zaten bunun için para ödüyorlar Crawl Ben güvenliğimi sana emanet ediyorum... Sen bu güvenliğimi benim sağla ve sağladıktan sonra da bana rapor ver arada. Olay bu. Hmm. Şimdi göndermiş oldukları yama, güncelleme maalesef Windows'u bozdu. Olay bu. Sabah bir kalkıyorsunuz, Windows çalıştıracaksınız, mavi ekran. Yani mavi ekran çok kötü bir şey. Ya diyorsun ki yani bilgisayarı yeniden başlatayım. O güncellemeye virüs mü girdi ya da hacklendi virüs mi? Virüs değil. Virüs değil Burada bu. Burada konuklarım siz de Hakkı'ya soru sorabilirsiniz evet, ya. Yani. mi Hı. ya da nasıl olabiliyor? Virüs bu? değil, e, bu tamamen işletim sistemini bozuyor. Yani çok amatörce bir işlem, Hı. çalışmaz hale getiriyor. Çalışması için de dört adımlı bir yol var. E, bunu da yayınladılar. İşte başlatıyorsun, bir şey çalıştırıyorsun, kodu yazıyorsun, bir dosyanın adını değiştiriyorsun vesaire. Sonra Hı. bilgisayarın çalışıyor. Tamam da. Bunu herkes yapamayabilir. Bu güncellemeyi yapanların mı ekranları mavi ekranları? Evet. Yoksa yapmayanlar bu Ama güncelleme otomatik gitti galiba otomatik değil mi? Otomatik gitti. Sorun hala Yapmazsan devam olmuyor mu? Sorun hala devam ediyor. Sorun edeyim. şöyle devam ediyor. Şimdi güncelleme <laughs> gitti. Bilgisayarlar mavi ekran. Başladı. Mavi ekran alan bilgisayarlar açılmıyor. Şimdi Hı. IT yöneticileri bu bilgisayarlara manuel müdahale etmek zorunda. Yani destek ki bir güncelleme daha gönderirim çalışır. Tamam da bilgisayar açılmıyor. Yani hmm. en büyük sorunumuz bu bizim şu anda. O nedenle sistemler çalışmayınca işte günlük hayata dokunan ne oluyor? Yolculuk yapmak isteyen kişiler A noktasından B noktasına gidemeyince bizim haber programlarında en çok uçak şirketleri konuşuluyor. Başka evet. Ama Şarkı konuşulmayan evet. De... ne var mesela konuşulmayan? Bankalar etkilendi bugün. <laughs> bankalar, bankalar. Bankalar etkilendi. Bankalar etkilendi. bugün büyük evet. kaos yaşıyor. Borsa şirketleri gibi. etkilendi. Kısacası Windows kullanan <laughs> artı bu CrowdStrike hizmetinden faydalanan bütün şirketler şu anda Peki, etkilendi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bankalardaki falan böyle bizim hesap bilgilerimiz de sızdı mı? <laughs> yok ben, sızmaz. Ben kendi hesap bilgilerimin e, ekran görüntüsünü aldım. Benim demek <laughs> Bicimine... ki ben hiç öyle kaygılarım yok. Demek <laughs> yani ki hesabım yani boş. Şimdi <laughs> mesela pat diye gitti. E, banka senin ne kadar paranın olduğunu görmüyor. Ha, evet, ama Sinan Bey siz daha saygınız. Mesela abi, e, şu ekran görüntüsünü ne şey yapmayı şey ya. düşünüyorsun? i̇şte Bugün nasıl için. haberim oldu? Ha. Bir Hakkı'cığım ödev, biraz böyle bir, gelsin tam yani, kameraya. Diyeceğim ki tamam. benim bu kadar param var diyeceğim. Hmm. Öyle değil mi? Yani evet. o tam bir delil olmayabilir Fuat abi. Çünkü o ekran hmm. görüntüsünü böyle birkaç saniyede oluşturabilir. Yani şu an bizi izleyen herkes benim de bu kadar param var diye. Hmm. Ekran var. görüntüsü oluşturabilirler. Yapabilir. Evet. Bir de bugün nasıl haberimiz oldu? Hmm. Bir iki ufak ödemem bekliyorduk. Evet Herkes için fırsat oldu. Ya işte bankalar arızalı. <laughs> Biz gödem döremeyeceğiz dediler. Biz oradan Bizim sosyal var. medya eferi var. Ömer Başdoğan. <laughs> en azından. Cuma gönderileri oluyor böyle ya işte bugün ödeme günü ama işte şu olmadı bu olmadı Hı -hı. falan diye o işe biraz mizahi taraftan bakıyor. E, o da Kayseri'li Sinan abi. <laughs> o da Kayseri. ama bizim iş gerçekten öyle oldu dedi ya işte şöyle sıkıntı var böyle sıkıntı var falan. Peki bugün Peki gönderemiyorum Şimdi bu... Windows açılmıyor. Öyle Ondan dedi. Şöyle evet. bir bilgi de var e, tamam mı çok dikkat çeken bir bilgi yabancı basından sopladı et Sinan'a çok teşekkür ediyorum <laughs> bu konuda. Eee Belki Türk televizyonlarında ilk kez e, bildiğiniz ve okuduğunuz, gördüğünüz bilgilerdir bunlar. 2012 yılında eski bir FBI ajanı olan Sean Henry lider olarak işe almış <laughs> bu e, firma. ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı siber savaşlarında ön cephede yer alıyor. Şimdi bu... Bir şeyin provası mıydı? Tartışmaları da çok var. Biraz hani komplo teorisi boyutunda bunu görenler var ama sen ne diyorsun? Biz Bak, buradan bir ders almalı mıyız? Kesinlikle ne almalıyız. Almalı çok saktır. önemli bir konu bu. <laughs> Şu anda bizi izleyen kişiler <laughs> bu programdan sonra sadece kişi, vatandaş, kurum değil... ...kamuda bu programdaki konuşulanlardan kesinlikle ders almalı. İlerleyen dakikalarda onları paylaşacağım. Şimdi konu biraz teknik olduğu için herkes... ...bu konuyu tam anlamayabilir. Hı hı. Şimdi konu şöyle bir konu. Bir baraj olduğunu düşünün. Tamam Bu barajın içerisinde su var. Su bütün evlere gidiyor. Birisi bu suyun içine... ...zehir katıyor. Konu aslında bu kadar basit. Hı. Anlatılabilir. Hı. Baraj Microsoft. Suyun içindeki zehir, buradaki hata... ...artık kimler etkilendiyse. Sonuçta şirketler de su kullanıyor. Kişiler de su kullanıyor. Böyle bir durum kesinlikle çok büyük bir felaket. Dijital felaket diyoruz da günlük hayatımız etkilendi. Yani e, banka de açık mı veriyor? Efendim? O güvenlik duvarlarında açık mı vermiş oluyor güncelleme? Aslında burada bir siber güvenlik problemi yok. Bu arada ülkemizin çok kıymetli... Yani verileri bir... çalma, işte... çalma... Yok, işte... verileri çalma yok. <laughs> siber güvenlik konusunda bizim yani içerik üreten kişilerin, aynı zamanda vatandaşların, kamunun haber alabileceği çok güzel bir adresimiz var adı USOM. Açılımı da Uluslararası Ulusal Siber Olaylara Müdahale. Hı? Hangi kurum bu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın altında BTK var. BTK'nın bir birimi, çok kıymetli bir birim. İçerisinde pırlanta gibi mühendislerimiz var. Bu mühendislerimizin tamamı siber güvenlik uzmanı, inanılmaz zeki insanlar. USOM'un bir açıklaması var. Bu arada global bir krizde USOM'un bir açıklama yapması da mükemmel bir durum bizim evet, için. Ne diyor orada açıklamada? Yani. Açıklamada net bir şey var. Bu bir siber güvenlik problemi değildir. Bu bir teknik bir arızadır. O nedenle işin siber güvenlik kısmını biraz geriye bırakabiliriz. Ama şu var. Mesela senin de söylemiş olduğun konu şimdi bu bilinçli mi yapıldı? Şimdi bu olduysa tamam. Bugün bir güncelleme gönderildi. Bütün Windows bilgisayarlar etkilendi. Açılmadı. Peki Fuat abinin aldığı ekran görüntüsünü almak zorunda bırakan bir hataya sebep olsaydı. Yani dışarıdan bazı IP'lere erişimi sağlasaydı. Bazı portları açsaydı mesela. Kötü niyetli insanlara. Şimdi bu ihtimal de artık güçlendi. Yani o nedenle bizim şu dakika itibariyle Windows işletim sisteminin uluslararası bir şekilde bunun hesabının verilmesi lazım. Microsoft'un bunun hesabını vermesi lazım. Haklı ben bir şey soracağım evet, Şimdi Peki, diğer Değişim aracı olarak Şimdi biz ne yapıyoruz İlk çağdan bugüne kadar e, Piyasada değişim araçları varsa Takas, mübadele filan En son para, altın Şimdi bu şunu gösteriyor Elektrik gittiğinde ya da internette Bilişim arızası verildiği takdirde <laughs> Aslında para diye bir şey yok Öyle anlıyorum ben Kayıt yoksa evet, bir kayıt. Evet. Tabi yani hesabınız dijital Kartınız dijital, paranız dijital fiziki para yok fiziki orada. para yok ortada Hı. yarın elektrik ya da bu bilişim sektörü çöktüğü zaman e, yani biz ne iddia edeceğiz yani paramız nerede nasıl neye sahip çıkacağız ya yani böyle bunun bir kurallı sistematiği var yani mı yoksa? yoksan görüntüsü bir sıfırdan büyüktür En azından iyidir yani yani <laughs> baktığınız zaman aslında her şey dijitalde sanal Aslında yok elle tutmuyoruz Aha. böyle bir dünyada tehlike olur mu kesinlikle olur ee, Sinan abi burada benim param duruyor mu soru işareti önem sırasında biraz geride kalabilir. <laughs> evet. Çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi bizim kritik altyapılarımız var Sinan abi. Buradaki kritik altyapılarımız nedir? Enerji, sağlık, savunma, eğitim bunlar bizim kritik altyapılarımız. Yani bu kritik altyapıların önemi acaba benim mevduatlar yerinde duruyor mu? Bunu garantileyebilir miyim? Sorunun biraz daha üzerinde kalıyor. Önem derecesi yüksek. Şimdi buradan bir çıkarım. Elde etmemiz lazım Cansu. Şimdi Microsoft ve Windows gerçekten çok güçlü bir işletim sistem. Microsoft dediğimiz şirkete herkes yükleniyor olabilir. Yani Şimdi büyük. Bilgez. Çok iyi bir reputasyona <laughs> sahip olmadığı için buna bir evet. dijital pandemi provası dediler. Ya şöyle evet öyle magazinsel tarafı var ama şunu hakkın teslim edelim. Microsoft an itibariyle dünyanın en değerli ilk 5 şirketinden bir tanesi. Aynı zamanda Microsoft dünyanın dijitalleşmesi... ...için çıktığı yolculuktaki en büyük oyunculardan bir tanesi. Yani ben Windows 95'in e, o zaman e, rahmetli Mehmet Ali Birant... ...ilk defa böyle bir televizyonda haber yapmıştı. Ben havalara zıplamıştım yani evdeyken ben onu izledim. Çünkü Türk televizyonlarında teknolojiyle alakalı bir haber yapılması... ...hele yazılımla alakalı bir haber yapılması inanılmazdı. Yapılan haber neydi biliyor musun? Onu bir ara bulacağım böyle arşivlerden. Windows 95 kutularıyla beraber satışa çıkıyor. Windows 95 inanılmaz bir işletim sistemiydi. Yani o çağa göre uzay yani nasıl şu anda inanmaz e, bir roket göndereceğim diyor Mars'a. SpaceX böyle bir şey bizim için o zaman ve haber olmuştu. kanalda da haber olmuştu yani. İnanılmaz bir anda. Şimdi Microsoft'un yolculuğuna bir bakıyorsunuz bize görüntülü bir işletim sistemi sunmuş. Yani önceden kodlarla yaptığımız işlemleri biz artık böyle mouse ondan sonra kod yazıyoruz. Sonrasında server oluşuyor. Serverlardan sonra şimdi bir sürü oyunu var. Microsoft donanımları var ülkemizde satılmıyor. Bir kere büyük bir şirket. Dünyanın dijitalleşmesine önemli bir şirket. Şimdi hakkını teslim edelim. Ama dayak yedi bugün. Onu da kabul edelim. Ve buradaki çıkarmış olduğu sıkıntı trilyonlarca dolarlık bir zarara yol açtı. Artı şu anda bu televizyon programında konuşulduğu gibi insanları bir korkuya sevk etti. Bak, Tam Microsoft, olarak Microsoft gibi. Microsoft'un değeri, borsadaki değeri Düşe düşer, mi? düşer mi? Düşmedi. düşmedi mi? Ben bir baktım düştü birazcık düştü. Ama düştüm. daha borsa açıldı mı? Be, aç, açıldı açıldı. 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 Ha, biraz evet. düştü. Ben de hemen hisse teyzeye baktım. Baktın Baktın %1 gibi bir düşüş Öyle gerçekleşti. Mi? onu hemen toparlayacağı bir şey. Bu yani. arada etrafta mesela şöyle bir algı oldu. Abi şimdi bu düşer değil mi? Yani Düşmesini <laughs> bekliyorum. Alttan mı toplayalım? Ben alttan mı toplasak <laughs> abi falan diye böyle garip bir de beklenti de var. Şimdi şuna geleceğim. Microsoft... Ee, ...biraz Çok dövüyoruz bugün ama şey. hak etti bunu... ...ama hakkında teslim edelim... ...büyük bir şirket... ...bunun dışında bizim almamız gereken dersler var... ...örnek veriyorum... Hı hı. ...Cansu mesela... ...bir kamu kurumuna gidiyoruz... ...kamu kurumu diyelim ki randevuları takip eden bir... ...memura denk geldik... ...dedik ki hı. benim randevum vardı... Hı. ...öyle mi? Sıra numaranız neydi? ...veya kimliğinizi verir misiniz? diyor... Hı hı. ...kimliğimizi alıyor... Sinan abi sadece bir tarayıcıyı açıyor. Tarayıcı dediğimiz yani internette bir tarayıcı. Şimdi reklam olmasın diye vermiyorum adını. Tarayıcıya giriyor bir adrese. Bizim TC kimlik numaramızı giriyor. Fuat abi arka planda bulut bilişim dediğimiz yani sunucularda çalışan sistem var. E şimdi orada çalışan bir sistem için biz niye Windows kullanıyoruz? Benim anlamadığım Aynen. konu bu. Bugün Aynen. o kullandığımız Windows çuvalladığı için o sistem çalışamıyor. Gelen belki vatandaşa faydalı olamıyor. Peki ne yapmalıyız? Ya kimse bilmiyor. Yani yıllardır bunun mücadelesini de vermeye çalışıyorum. Kendime mont yaptırdım. Hatta sen beni mesela aradığın zaman e, telefonun ekranında bir görüntü var. O görüntüdeki montun üzerinde bir logo var. Pardus logosu. Pardus. Evet. Pardus. Ya Hı. bizim Pardus diye bir işletim sistemimiz var. Evet. Var. Evet. var. Evet. Bir, bir ara çok kullanıldı ama arsaunan aslında... ülkede birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi Sayın TÜBİTAK Cumhurbaşkanı, mi? TÜBİTAK ha. geliştiriyor. Evet. Bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, diğeri de TÜBİTAK Başkanı Hasan Hoca. Evet. Hasan Mandal Hoca. Peki niye kullanamıyoruz? Ya bunu kullanmamız için hepimizin ortak bir paydada buluşması Bütün lazım. Bütün özel sektöründe paydaş olması gerekiyor. Tabii hepimizin... Bir de teknik olarak da sıkıntı. Mesela bir ara BIP kullanalım dedik. Şöyle. Ama o tercihle alakalı. Ama... Çok fazla e, pratik, hızlı, seri, fotoğraf, yüklenme gibi bir şey değil, değil ki. Bu da Windows gibi yani. bir işletim sistemi da... yani. O, bunun yani ne bu kadar... At yapısı, hızlılık vesaire. Şimdi, bunlar e, önemli. E, Harddisk yıllardan beri Haklı kullanılan de, bir şey, yeni hakkı bir de şey değil ki. Bir örnek verdi. 1995'teki Microsoft kutuları. Şimdi Bip'i mesela Twitter olmadan önce ya da X olmadan önce çıksaydı şakır şakır kullanırdın ve alışırdın da ama evet. bu bir tercih meselesi bence. Evet, yani, bu arada biple pardusu şöyle örnek verebiliriz. Yani bir <laughs> e, sizin ceketinizdeki bir mendil gibi olabilir ama pardus pantolon. Yani atıyorum bizim bu yayına pantolonsuz çıkma imkanımız yok. <laughs> evet, ama hani ceketimizde evet, evet, mendil bravo, olmasa çok da olabiliyor Çok doğru. Çok doğru. Şimdi pardusa dönelim. Bu arada nasıl çok çok bir sistem pardus <laughs> işletimi? Ya mükemmel değil bir sistem. Öyle mi? Mükemmel bir sistem. sebebini söyleyeceğim. Bir Windows'ta ödediğimiz lisans parası Yerli parsam, ve milli bu. Yerli ve milli. Evet. Bir Linux dağıtımı açık kaynak kodlu. Öyle girmek, eklemek böyle kolay değil. Evet. Çok zor. Bu birincisi. İkincisi TÜBİTAK çatısı altında geliştiriliyor. Üçüncüsü hı hı. ücretsiz. Hı hı. Dördüncüsü kullandıkça aslında bize bir bilgi birikimi bırakan bir işletim sistemi. Çünkü onu geliştiren insanlar ne kadar hı hı. çok kullanıcısı olursa o kadar hı hı. çok geri bildirim alacaklar. Hı hı. Durum böyle. Olunca bizim parası kullanmamız lazım. Dünya sistemiyle nasıl entegre edeceğiz? Peki yani dünyayla da alışverişi olan bir ülkeyiz. Doğal olarak partisi. Çok güzel bir soru. Evet. Çünkü ben de bugün attığım bir e, X platformda öyle paylaşım yaptım. Aşağı geldi abi işte bununla çalışıyorum, şununla çalışıyorum diye. Şimdi tabii ki her şey çalışmıyor. Yani örnek veriyorum. Yani ne kullanıyoruz mesela bir kurumsal yazılım söyleyelim. Rakibini de söyleyelim böyle. Bir ERP yazılımı kullanıyoruz diyelim. Belki bu ERP yazılımı Pardus'ta yok Hı. ama mutlaka bir muadil var. Zaten ben herkesin Pardus'a geçmesi gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu az önce verdiğim örnek. Kritik ya sadece var. bir Geriz tarayıcı açıyor. Olabilir, evet. Tarayıcıya benim TC kimlik numaramı giriyor. TC kimlik numaram girdikten sonra arka tarafta diyor ki senin diyor sıra numaran 7. Atıyor. Tamam diyor, geç diyor. Bu kadar. Ya bunun için benim Windows'a para vermeme gerek yok. Artı Pardus'u hmm. kullanman lazım. Bu kadar bez, şey basit işlemlerde Bunlar kullanılarak başlanabilir. Tabii.